Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar soru kelimeleri wann, von wann bis wann, bis wann ve seit wann. Hazırsanız dersimiz başlasın. Wann soru kelimesine baktığımızda arkadaşlar bu ne zaman anlamına geliyor. Ancak wann'la beraber von wann bis wann, ne zamandan ne zamana, bis wann ne zamana kadar, seit wann ne zamandan beri soru kalıplarını görüyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bir wann soru kelimesini bir inceleyelim. Ardından diğer yapıları inceleyelim. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Wann stehst du auf? Evet, wann ne zaman? Bakın burada ayrılabilir bir fiil var. Ne o? Aufstehen. Aufstehen neydi arkadaşlar? Yataktan kalkmak ya da olduğun yerden doğrulmak, ayağa kalkmak anlamlarına geliyor. Ayrılabilir fiillerde ki biz bunu ilgili ders videosunda ayrıntılı görmüştük. Ne oluyordu? Ön takı cümlenin sonuna gitmiş oluyordu. Bu cümle ister soru cümlesi olsun, ister olağan, normal bir cümle olsun, ne oluyordu? Cümlenin sonuna gitmiş oluyordu. Ön takı, değil mi? Burada da durum gene böyle, değil mi? Aufstehen, bakın auf ön takısı ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş ve ne zaman yataktan kalkarsın, değil mi? Ne zaman uyanırsın anlamlarına da gelebiliyor. Wann stehst du auf? Demek ki saat kaçta kalkarsın, değil mi? Cümlemize baktığımızda işte sechs Uhr auf. Evet, saatlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Yapısını kullanıyorduk, değil mi? Edatını kullanıyorduk. Saat 8'de derken düzeltiyorum. 6 Uhr neydi? 6 demekti, değil mi? Saat 6'da kalkarım derken 6 Uhr. Tabii eylemimizi de kullanmamız gerekiyor. Ich stehe 6 Uhr auf. Ben saat 6'da kalkarım, değil mi? Ya da kalkıyorum. Çünkü düzenli fiillerde ne vardı arkadaşlar? Biz bunu düzeltiyorum. Düzenli fiillerden ziyade fiillerde Almanca'da mazhar halde kullanılan fiillerde şimdiki zaman yor olabileceği gibi geniş zamana yayılmış durumlar da söz konusu. Yani ben saat 6'da kalkıyorum ya da saat 6'da kalkarım. Bakın her iki anlama da gelebiliyor bu. Dolayısıyla burada bir genelleme yapmış da olabiliyoruz, değil mi? Wann stehst du auf? Saat kaçta kalkarsın? Ben saat 6'da kalkarım. Dolayısıyla işte 6 Uhr auf demiş olurum. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte yine wann ne zaman demek, değil mi? Aslında bu dersimizin odaklanılması gereken konu wann. Dolayısıyla ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Sadece diğer yapılarla beraber ne yapmış oluyoruz? Harmanlamış oluyoruz bu wann konusunu. Bakıyoruz. Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? Evet. Zwei Tassen, iki fincan demek arkadaşlar. İki fincan kafe, değil mi? Güzel, Türkçemizde de aynı. Kahve, değil mi? Hatta bu coğrafyadan oralara gittiği için doğrusu kahvedir. Tabii onların da dili dönmediği için kafe, kafe diyorlar. Aslında doğrusu kahve, öyle değil mi? Dolayısıyla bu soru ne diyor? Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? İki fincan kahveyi ne zaman içersin, değil mi? Yani günün hangi bölümünde gibi de algılanabilir bu Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? Bakıyoruz cevabı arkadaşlar. Ich trinke morgens zwei Tassen Kaffee. Morgen, evet, morgens sabahları demek arkadaşlar. Morgen'in bu arada kelime olarak baktığımızda iki anlamı var. Birisi sabahleyin ya da yarın anlamına geliyor. Tabi burada neye bakmamız gerekiyor? Cümleye, cümle nereye doğru gidiyor? Anlamı nereye doğru gidiyor? Ona bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ich trinke morgens, bakın burada es var. Sabahları anlamına gelmiş oluyor. Sabahları iki fincan kahve içerim. Demek ki iki fincan kahve neymiş? Zwei Tassen Kaffee. Dolayısıyla içerim derken ne yapıyoruz? İşe göre çekimlememiz gerekiyor trinken eylemini. Ich trinke, ben içerim sabahları morgens iki fincan kahve, değil mi?
Ich trinke morgens zwei Tassen Kaffee şeklinde yorumlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Eylemim her zaman Almanca'da ikinci pozisyonda arkadaşlar. Nasıl ki biz Türkçeyi değil mi ne yapıyoruz yükleme sona atıyorsak Almanca'da da mutlaka ikinci pozisyonda olması gerekiyor yüklemin. Bunun haricinde dilediğim gibi cümlelerin öğeleriyle oynayabilirim. Yani şu cümlenin öğelerini buraya getirebilirim. Eşi buraya getirebilirim. Şöyle diyebilirdim mesela. Morgens trinke ich zwei Tassen Kaffee diyebilirdim. Zwei Tassen Kaffee trinke ich morgens diyebilirdim. Yani ben neyi neyin altını çizmek istiyorsam, neyi belirtmek istiyorsam başa getiririm. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi değil mi? Dolayısıyla burayı toparladığımızda ne zaman iki fincan kahve içersin? Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? Ben sabahları iki fincan kahve içerim. Neymiş Almanca karşılığı? Ich trinke morgens zwei Tassen Kaffee. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wann macht Franz Sport? Franz bir erkek ismi arkadaşlar. Sport machen ne yapmak? Spor yapmak demek değil mi arkadaşlar? Spor yapmak demek ki sport machen bunu bir kalıp olarak düşünmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, Franz ne zaman spor yapar sorusu neymiş? Wann macht Franz Sport? Evet, bakın burada abends küçük yazılmış değil mi? Normalde abends nasıl yazılıyordu? Büyük yazılıyordu ancak sabahları, akşamları, öğlenleri gibi vakitler belirtildiğinde nasıl yazılıyor? Küçük yazılıyor. Bunlar tabii çok ufak detaylar arkadaşlar. Ama biz tabii Almanca kolay olarak ne yapıyoruz? En güncel, en doğru Almancayı veriyoruz. Dolayısıyla akşamları ya da sabahları, öğlenleri derken nasıl yazılıyormuş? Küçük harfle yazılıyormuş değil mi? İlk harf mutlaka küçük yazılıyormuş. Dolayısıyla Franz akşamları spor yapar derken Franz macht abends Sport. Demek ki sorusu neymiş? Wann macht Franz Sport? Franz ne zaman spor yapar? Franz akşamları spor yapar derken Franz macht abends Sport demiş oluyoruz değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich stehe um 6 Uhr auf. Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? Wann trinkst du zwei Tassen Kaffee? Ich trinke morgens zwei Tassen Kaffee. Ich trinke morgens zwei Tassen Kaffee. Wann macht Franz Sport? Wann macht Franz Sport? Franz macht abends Sport. Franz macht abends Sport. Sıradaki örneğe bakalım. Wann macht Beate eine Reise? Beate bu bir kadın ismi arkadaşlar. Eine Reise machen, bunu bir kalıp olarak görelim arkadaşlar. Eine Reise machen, seyahat etmek ya da güzel Türkçemizde seyahate çıkmak deriz. Ancak Almanca'da seyahat yapmak diyorlar. Dolayısıyla biz bunu Almanca dinamiğinde incelememiz gerekiyor. Eine Reise machen demek ki bir kalıp olarak görülmesi gerekiyor. Demek ki bu soru cümlesi Beate ne zaman seyahate çıkıyor değil mi? Wann macht Beate eine Reise? Beate macht im Sommer eine Reise. Evet mevsimlerde neydi Sommer arkadaşlar? Yaz demekti değil mi? Im Sommer demek ki yazın değil mi? Yazın Beate seyahate çıkıyor diyecek olursak Beate macht im Sommer eine Reise demem gerekiyor. Tabii ben az önce söylemiş olduğum gibi, dilediğim gibi öğelerle oynayabilirdim. Şöyle de diyebilirdim. Im Sommer macht Beate eine Reise. Ya da eine Reise macht Beate im Sommer. Biraz devrik gibi olabilir ama yanlış olmazdı. Değil mi? Ancak burada özne ile başlandığında Beate macht im Sommer eine Reise demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wann putzt das Kind seine Zähne? Zähne putzen arkadaşlar. Dişleri fırçalamak demek. Das Kind çocuk. Bakın burada arkadaşlar. Seine Zähne onun dişlerini. Yani çocuk
kendi dişlerini ne zaman fırçalar? Değil mi? Zeynetseyi ne demek ki? Onun dişleri, kendi dişleri gibi düşünün. Değil mi? Çocuk kendi dişlerini ne zaman fırçalar diye soracak olursak bunun Almanca karşılığı Wann putzt das Kind seine Zähne sorusuymuş. Cevabına bakıyoruz arkadaşlar. Morgens und abends. Bakın az önce söylemiştik. Morgens neydi? Sabahları. Abends akşamları. Dolayısıyla morgens und abends sabah akşam deriz ya güzel Türkçe'de, değil mi? Ne yapıyoruz? Çoğul yapmıyoruz. Sabah akşam diyoruz. Dolayısıyla Almanca'da ne yapılıyor? Çoğul şeklinde karşımıza çıkıyor ve sabahları ve akşamları şeklinde Almanca'da yorumlanıyormuş. Cümlemize bakıyoruz. Ne olmuş? Eylemimizle, düzeltiyorum, öznemizle başlamış. Das Kind putzt seine Zähne morgens und abends. Pekala, ben şöyle de diyebilirdim. Şu morgens und abends buraya da gelebilirdi ve das Kind putzt morgens und abends seine Zähne şeklinde de olabilirdi. Dilediğim gibi oynayabilirim arkadaşlar. Ancak ne yapıyoruz? Her halükarda ikinci pozisyonunu da neyi koruyoruz? Eylemimizi korumuş oluyoruz. Çünkü diğer türlü ne olur? İşin içerisinden çıkılmaz. Bayağı bir karmaşa olmuş olur ki biz bunu istemeyiz, değil mi? Ve sonraki örneğimize bakalım. Wann heiraten Sie? Evet, heiraten arkadaşlar evlenmek demek. Sie, bakın burada küçük yazılmış. Ne olabilir? Tek başına Sie neydi hatırlayalım. Sie'nin 3 anlamı vardı. Sie ikinci tekil olarak düzeltiyorum. Üçüncü tekil olarak ne oluyordu? Bir kadını ya da die artikelini sembolize ediyordu. Ya da ne oluyordu? Üçüncü çoğulda çoğullar olarak karşımıza çıkabiliyordu. Ancak büyük yazıldığında ne oluyordu? Nezaket formu oluyordu, değil mi? Bakın burada küçük yazılmış. Dolayısıyla ne olacaktır? Bakın mastarda tutulduğu için üçüncü çoğul söz konusu, değil mi? Onlar ne zaman evleniyor derken iki kişiden bahsetmiş oluyoruz ve onlar dediğimiz için üçüncü çoğul sie heiraten. Ne oluyordu? Mastarda kalmış oluyordu, değil mi? Onlar ne zaman evleniyorlar gibi düşünelim, değil mi? Onlar winter, hangi mevsimde arkadaşlar? Winter kış mevsimi, değil mi? Im winter, kışın, değil mi? Kış mevsiminde derken onlar kışın evleniyorlar diyecek olursak sie heiraten im winter. Demek ki sorusu wann heiraten sie? Sie heiraten im winter. Ne zaman evleniyorlar? Onlar kışın evleniyorlar, değil mi? Evet. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann macht Beate eine Reise? Wann macht Beate eine Reise? Beate macht im Sommer eine Reise. Beate macht im Sommer eine Reise. Wann putzt das Kind seine Zähne? Wann putzt das Kind seine Zähne? Das Kind putzt seine Zähne morgens und abends. Das Kind putzt seine Zähne morgens und abends. Wann heiraten Sie? Wann heiraten Sie? Sie heiraten im Winter. Sie heiraten im Winter. Şimdi sırada arkadaşlar Van'la beraber kullanılan soru kalıplarını bir inceleyelim. Van'la beraber arkadaşlar von wann bis wann kalıbını görüyoruz. Von wann ne zamandan, bis wann ne zamana kadar anlamına geliyor. Yani belli başlı süreler için kullanılıyor. Öncelikle bir soruyu anlamlandıralım arkadaşlar, soru cümlesini. Der Mechaniker meslekler konusu dahilinde olan Der Mechaniker arkadaşlar tamirci demek. Söz gelimi oto tamirci diyecek olsaydık Der Automechaniker diyecektik. Ancak burada Der Mechaniker tekniker ya da tamirci daha doğru olacaktır arkadaşlar. Tamirci Der Mechaniker Arbeiten de neydi? Çalışmak demekti. Soru ne diyor bize? Von wann bis wann? Ne zamandan ne zamana? Hangi saatten hangi saate çalışır tamirci? Değil mi? Bakıyoruz cevaba. Der Mechaniker arbeitet von 9 Uhr
bis 18 Uhr. Demek ki arkadaşlar saat 9'dan von 9 Uhr bis 18 Uhr. Saat 18'e kadar. Bakın bu süreyi vermiş. Saat 9'dan saat 18'e kadar. Dolayısıyla ne yapacağım? Von bis kalıbını kullanacağım. Ancak sorusunu sormak istediğimde von wann bis wann sorusunu sormam gerekiyor. Ve cümlemize baktığımızda der Mechaniker arbeitet von 9 Uhr bis 18 Uhr. Tamirci saat 9'dan saat 18'e kadar çalışıyor demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bakın burada bu sefer bis wann kalıbını görüyoruz. Bis wann ne dedik az önce? Ne zamana kadar? Dolayısıyla bis wann bist du in Köln? Köln Almanya'da bir şehir. Dolayısıyla sen Köln'de ne zamana kadar kalacaksın anlamına geliyor değil mi? Ne zamana kadar Köln'desin? Belki de en doğrusu değil mi? Bis wann. Dolayısıyla ne zamana kadar? Bis wann bist du in Köln? Cevabına bakıyoruz. Ich bin bis März in Köln. Evet, März neydi arkadaşlar? Aylar konusundan bileceksinizdir mutlaka. März, Mart ayıydı değil mi? Mart'a kadar. Bakın burada bis wann ne zamana kadar? Bis März, Mart'a kadar. Dolayısıyla ben Mart ayına kadar neredeyim? Köln'deyim diyecek olursam Ich bin bis März in Köln. Demek ki Ich bin bis März in Köln Mart ayına kadar Köln'deyim anlamı taşıyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada bu sefer Seit wann. Seit wann arkadaşlar ne zamandır? Ne zamandan beri anlamı taşıyor Seit wann. Seit wann lebst du in der Schweiz? Evet. In der Schweiz neydi arkadaşlar? İsviçre. Bakın burada in der Schweiz'in artikeli tıpkı güzel ülkemiz Türkiye'de olduğu gibi die Türkei diyoruz. Ancak Türkiye'de derken ne diyoruz arkadaşlar? In der Türkei diyoruz. Değil mi? Burada da aynı şey söz konusu. In der Schweiz, bakın die Schweiz, İsviçre'de diyecek olursak in der Schweiz dememiz gerekiyor. Bunları zaten konular ilerledikçe, diğer seviyelere geçtikçe o kadar kavruyor olacaksınız ki ilk başlarda biraz kafanız karışıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu gayet doğal. Ancak ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Bunu bir kalıp olarak görelim şimdilik. In der Schweiz demek ki İsviçre'de demek. Tıpkı güzel Türkiye'mizde değil mi? Türkiye'de derken in der Türkei der gibi davranıyorum. In der Schweiz. Dolayısıyla seit wann lebst du in der Schweiz? Ne zamandan beri İsviçre'de leben neydi? Yaşamak demekti. Ne zamandan beri İsviçre'de yaşıyorsun? Cevaba bakıyoruz. Ich lebe seit 2016 in der Schweiz. Demek ki seit 2016 2016 yılından beri. Bakın seit demek ki dan beri anlamı taşıyor. Dolayısıyla 2016'dan beri İsviçre'de yaşıyorum ben. Değil mi? Ich lebe seit 2016 in der Schweiz demiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar burada önemli bir şey onun altını çizmek istiyorum. Seit 2016 2016'dan beri. Ancak ben burada bir süreden bahsedecek olsaydım söz gelimi 4 yıldan beri diyecek olsaydım seit 4 Jahren seit 4 Monaten söz gelimi 4 ay deseydim gene seit'i kullanacaktım. Burası çok önemli. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Von wann bis wann arbeitet der Mechaniker? Von wann bis wann arbeitet der Mechaniker? Der Mechaniker arbeitet von 9 Uhr bis 18 Uhr. Der Mechaniker arbeitet von 9 Uhr bis 18 Uhr. Bis wann bist du in Köln? Bis wann bist du in Köln? Ich bin bis März in Köln. Ich bin bis März in Köln. Seit wann lebst du in der Schweiz? Seit wann lebst du in der Schweiz? Ich lebe seit 2016 in der Schweiz. Ich lebe seit 2016 in der Schweiz.
Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Bis wann lernst du heute Deutsch? Evet, bis wann neydi arkadaşlar, az önce söyledik. Ne zamana kadar, değil mi? Lernen neydi? Öğrenmek demekti. Heute, bugün, Deutsch, bu da neydi arkadaşlar? Almanca demekti. Ne zamana kadar, değil mi? Bugün ne zamana kadar Almanca öğreniyorsun? Yani saat kaça kadar anlamı taşıyor, değil mi? Saat kaça kadar Almanca öğreniyorsun bugün? Ya da etüt ediyorsun gibi de düşünebiliriz bunu. Bis wann lernst du heute Deutsch? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Ich lerne heute Deutsch bis 21 Uhr. Demek ki bis 21 Uhr, saat 21'e kadar ne yapıyorum? Almanca öğreniyorum. Ne zaman? Bugün, değil mi? Ich lerne heute, bugün, Deutsch, Almanca bis 21 Uhr. Saat 21'e kadar bugün Almanca öğreniyorum, etüt yapıyorum gibi düşünülebilir. Bakın burada dikkat edilmesi gereken bis wann, ne zamana kadar, ne yapıyorum? Burada zamanımı belirtmiş oluyorum. Wann'ı atıyorum ve ne diyorum? Söz gelimi saat 21'e kadarsa bis 21 Uhr, değil mi? Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Seit wann soru kalıbını görüyoruz. Seit wann neydi? Ne zamana, düzeltiyorum. Ne zamandır? Ne zamandan beri, değil mi? Seit wann kannst du Auto fahren? Bakın burada Auto fahren görüyoruz. Auto fahren neydi? Araba sürmek demekti. Können, bunu hatırlayacak olursak neydi? Yapabilmek anlamına gelen modal fiil können'i ne yapmışız? Du'ya göre çekimlemişiz, değil mi? Seit wann, ne zamandan beri, ne zamandır araba kullanabiliyorsun, değil mi? Sorusu. Seit wann kannst du Auto fahren? Cevaba bakıyoruz. Ich kann seit 5 Jahren Auto fahren. Bakın, seit 5 Jahren, seit wann? Seit 5 Jahren. 5 yıldan beri, değil mi? Ich kann seit 5 Jahren Auto fahren. Bakın burada az önce söylemiştim. Diğer örnekte ne demiştim? Seit 2016, 2016'dan beri demiştim. Ancak burada süreyi de belirtebiliyorum. Seit 5 Jahren diyebileceğim gibi, işte söz gelimi 2006'dan beri diyelim. Seit 2006 de diyebilirdim. Süreyi de verebiliyorum. Dolayısıyla ich kann seit 5 Jahren Auto fahren ne demekmiş arkadaşlar? 5 yıldan beri araba sürmesini, değil mi? Bunu yapabiliyorum anlamı taşıyor. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Von wann bis wann? Ne zamandan ne zamana bist du in der Schule? Ne zamandan ne zamana okulda bulunuyorsun anlamı taşıyor, değil mi? Von wann bis wann bist du in der Schule? Ne zamandan ne zamana? Bakın burada wann'ların yerine ne yapacağım? Süreyi düzeltiyorum. O saati kullanmış olacağım, değil mi? Saat 8'den saat 17'ye derken ich bin von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Schule. Yani saat 8'den saat 17'ye kadar okuldayım derken ich bin von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Schule demiş oluyorum. Sorusu demek ki neymiş? Von wann bis wann bist du in der Schule? Ne zamandan ne zamana okuldasın? Ich bin von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Schule. Saat 8'den saat 17'ye kadar okuldayım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Bis wann lernst du heute Deutsch? Bis wann lernst du heute Deutsch? Ich lerne heute Deutsch bis 21 Uhr. Ich lerne heute Deutsch bis 21 Uhr. Seit wann kannst du Auto fahren? Seit wann kannst du Auto fahren? Ich kann seit 5 Jahren Auto fahren. Ich kann seit 5 Jahren Auto fahren. Von wann bis wann bist du in der Schule? Von wann bis wann bist du in der Schule? Ich bin von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Schule. Ich bin von 8 Uhr bis 17 Uhr in der Schule. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde soru kalıplarından wann, von wann bis wann, bis wann, seit wann görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.